Herkese merhaba. Bugün Utku Şen'le birlikteyiz. Kendisi Londra'dan yayınımıza katılıyor. Hoş geldin Utku. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Keyfin yerinde de yerde çok yerde mi? Mi? Mi yerinde Evet. Teşekkür ederim. Güzel. Bu önemliydi çünkü sen bilmeyenler için söylemişti Almanya'dan taşındın ve İngiltere'ye yerleştin. Almanya'da çok keyfin yerinde değildi ama İngiltere'de işler galiba yolunda gidiyor. Zaten ben de seninle bunun üzerine konuşmak istedim. Hatta senin gıyabında bir video çekmiştim öncesinde. Sen de zaten sonra bana mesaj... Yattın, konuşmuştuk falan böyle derken Almanya'yı neden terk ettim burada neden işler yolunda gitmiyordu İngiltere'de neyi arıyordun ne buldun işte niye orada daha mutlusun gibi bir kıyaslama videosu gibi de olabilir çünkü ben de hmm. Almanya'da yaşam ve Almanya'dan çok çok da memnuniyetsiz biri olmadığım için belki farklı şeyler söyleyebiliriz ve şu an mesela göç etmek isteyen biri varsa belki ona bir faydamız olur öyle birilerine bir faydamız olur diye düşünüyorum şimdi seni tanıyan tanıyor aslında belli bir popüleriten var ama yine de bilmeyenler için kendini kısa bir tanıt hmm. Klasik bir başlangıç yapalım. Tabii ki. Ben Utku, 32 yaşındayım. Siber güvenlik alanında çalışıyorum yıllardır. İstanbul'da yaşadım uzun yıllar. Yani hayatımın tamamında neredeyse. Ondan sonra Berlin'e bir taşınma maceram oldu. 3 sene Berlin'de Delivery Hero firmasında çalıştım. Ondan sonra Londra'ya göç ettim. Şimdi bir fintech firmasında çalışıyorum. Kısaca böyle özetleyebilirim. Güzel. Senin ilk yurt dışı deneyimin Berlin oldu değil mi? Hani yaşama anlamında, turistik Evet, evet. Evet, Berlin. Direkt Berlin'de yaşadım. Şimdi sen hani Berlin'den taşınırken ben o videonu izlemiştim. İşte Almanya'dan taşınıyorum ve neden taşınma kararı aldım diye. Oradaki ruh halini biraz şöyle gördüm. Bilmiyorum ne kadar katılırsın. Şimdi ilk yurt dışı deneyimim Berlin olunca ve Berlin'de insanda şöyle bir yüksek bir beklenti yaratıyor. Hani işte ilk yurt dışına gideceksin Berlin. Hep iyi şeyler duymuşsun falan. Acaba gittin ve hayal kırıklığına uğradığında ondan mı böyle bir negatif başlangıç oldu da geri söyle geldi diye sormak istiyorum. Ya Berlin'de evet bir sürü negatif şey yaşadım. Kimi Berlin kaynaklı, kimi kişisel sebeplerden ötürü. Ya Berlin'e ilk gittiğim zaman Berlin benim için uzaktan hep şeydi abi böyle işte ne bileyim partilerin yapıldığı böyle işte hem Türkler var hem Almanlar var bir şekilde yaşıyorlar işte Killa hakan var bilmem ne. Hani hayat ucuz işte sosyal devlet var insanlar işte kalabalık değil metrobüs gibi binmiyorsun toplu taşımaya gayet her şeye ulaşılabilir falan. Böyle kafamda tabii biraz yüksek bir yere kurarak gittim ve ilk tabii ki 6 ay falan aslında o şeyi yaşadım yani vay ve ulan dünyada böyle yerler de varmış ve gayet her şey çok güzel olabiliyormuş. İşte işe giriyorsun 27 gün izin veriyor sana ve hani öyle inanılmaz koştur koştur bir iş de değil. Böyle o hayat work life balance dedikleri şeye dikkat ediyorlar. Onun dışında işte Berlin gerçekten temiz bir şehir işte ulaşım kolay her şey kolay market alışveriş ucuz kenara para güzel atabiliyorsun falan onları tabii ki ilk başta böyle bir zaten şey tep, hani o üforik bir seviyeden başlıyorsun ondan sonra açıkçası biraz işler sarpa sarmaya başlıyor çünkü birincisi sonuçta ailenin arkadaşlarını falan geride bırakmışsın orada bir hani gitmeden önce ne var canım işte tanışırım yeni insanlarla falan diye düşünüyordum ama o çok tahmin ettiğim gibi olmadı çünkü 30 yaşından sonra böyle ...yeni arkadaşlıklar kurmak falan çok kolay olmadı açıkçası. Tabii ki vardı arkadaşlarım falan ama yani... ...ben de biraz böyle içeri kapanık, introvert... ...bir de böyle sosyal anksiyete sahibi bir insan olduğum için... ...yeni insanları tanımak, yeni insanları hayatıma almak konusunda falan... ...çok zorlanan bir insandım. O açıdan çok zorlanmaya başladım. Onun dışında benim hep bahsettiğim işte dil bariyeri konusu... ...hep canımı sıkmaya başladı. Çünkü ben Almanya'ya gitmeden önce hep kafamda şey vardı... ...ya Almanya'ya giderim abi, iki senede falan Almanca öğrenirim. Sonuçta o dili konuşulan ülkeye gidiyorum. Her gün çalışır öğrenirim falan diyordum da. O da açıkçası tahmin ettiğim gibi gitmedi. Çünkü günde 8 saat mesai yaptıktan sonra zaten bir yeni bir dil öğrenmeye karşı enerjin azalıyor. Çünkü kendini rahatlatacak bir şeyler yapmak istiyorsun. O yüzden çok azar azar öğrenebiliyorsun. O da bir yere kadar gidiyor. Ama o günlük hayatta işlerin çözmeye asla yetmiyor. Yani belki bir yere gidip sipariş verebiliyorsun. Bir kargonu belki biraz ilk cümleyi kurabiliyorsun ama karşı taraf sana bir şey sorduğu zaman ona cevap veremiyorsun. Ve o benim öğrendiğimin günlük hayatında hiçbir işime yaramaması benim Canımı zaten sıkmaya başlamıştı böyle dili öğrenmeye karşı motivasyonumu falan kaybetmiştim. Almanya'daki bu ne bileyim sosyal hayatsızlık, o çevreye kuramama ve o toplumdan kendimi izole etme hani psikolojik olarak da beni kötü etkiledi ve ne bileyim o dönem işte böyle bu tip olaylardan dolayı romantik ilişkim falan da iyi gitmedi. Benim açımdan öyle kişisel problemler de oldu. Daha sonra Berlin'de tek başıma böyle hayata devam ettim. Fakat bir türlü o topluma sanki sokamadım kendim. Yani böyle haberleri çok takip edemiyorum. Haberler Almanca, internette insanlar gündem hakkında ne konuşuyor bilmiyorum. Sürekli Türkiye gündemiyle ilgileniyorum. Sürekli Türkiye siyasetiyle ilgileniyorum falan. Öyle olunca şey gibi hissetmeye başladım kendim. Ya böyle çok kavanozda bir yerde duruyorum böyle hani. Kafa Türkiye'de beden olarak buradayım ama hani burada bir türlü giremiyorum hani ne bileyim bir sosyal hayatın içinde yokum gibi hissetmeye başladım. Onun dışında hava kötü işte bir kapatıyor onay kapalı bir de işte böyle birkaç tane Alman tarafından böyle azarlanınca falan artık iyice demoralize oldum. Çünkü ben hani orada böyle iyi bir mühendis olduğumu falan düşünüyorum. Sonuçta insan şey demiyorum yani hani mühendisin diye herkes bana saygı duysun falan demiyorum da insan olduğum için vergilerini veren bir suç işlemeyen normal duran çalışan bir insan olduğum için saygı bekliyorum toplumdan. Onu ben ya kişisel de olabilir bazı kötü tecrübeler yaşadım çöpü yanlış yere attım diye azarlandım işte kargocuda İngilizce konuştuğum için herkesin içinde azarlandım falan saçma sapan hani böyle şeyler yaşayınca ben dedim yok yani bu şey olmuyor açıkçası ve bunlar zaten bir birike bir iki insanı depresyona sürüklüyor zaten o depresyon çukuruna bir girdim mi bilenler bilir oradan çıkamıyorsun zaten hep aşağı gider yani. aşağı yukarı böyle özetleyebilirim. Açıkçası öyle şeyler söyledin ki sadece Berlin ya da Almanya'da yaşamakla ilgili değil. Diğer konularda da hani bir şanssızlık yaşamışsın. O yüzden dinlerken böyle biraz içimde ezildi yani. Seni üzüldüm. <laughs> Almanya üzerindeki ben şeyi sorayım hani kişisel hayatında da zaten zorlukla yaşamışsın. O ilk bahsettiğim şeyin de biraz aslında acemiliği olmuş. Hani ilk yurt dışı deneyimi, beklentiler, gerçekten evet. de beklentinin uyuşmamazlığı falan filan ama azarlanma kısmı dediğin hep böyle sosyal hayatta mı oldu? İş dünyasında da mı yaşadın? Yani Sosyal hayatta ya. iş dünyasında zaten genelde arkadaşlarım yabancıydı. Böyle Alman çok nadir görüyordum iş yerinde. Çünkü bütün şirket yabancılar var. işte Türkler var, Ruslar var, İranlı var, Pakistanlı var, Arjantinli var. Japon var böyle bir şey yani. Böyle Erasmus şeyi gibi bir ekiptik zaten. O yüzden o konuda çok sıkıntı yaşamadım. Yani onları seviyordum iş arkadaşlarım falan da. İşte mesela Alman komşuyla sıkıntı yaşıyorsun. Ya hiç işte şeyi unutamıyorum. Bak ben de travma yaptı kadın tek başına. Kargocuya gittim işte DHL'e bir şey göndereceğim falan. Bir tane kadın var. Başka da kimse yok Doğan. İşte İngilizce bir şey söylüyorum. Almanca bir şey söyleyip Dutch diyor yani herhalde Almanca konuş diyor. Ben de daha ne Almanca bilmediğimi İngilizce söylüyorum. Bu sefer sesini daha da yükselterek böyle bir azarlayan tonda falan söyledi. Sonra bir de sıra var arkamda. Şöyle bir arkama baktım ulan herkes bana bakıyor böyle. Anladın mı? Bu şey ne bileyim kendimi böyle şey hissettim. Kötü hissettim. Yani o puzzle'ın uymayan bir parçası gibi hissettim. Ve dedim ki ben Türkiye daha iyiydi ya falan hani ne bileyim. O an insan öyle bir duygusal şeye kapılıyor. lan ben ne yapıyorum ki burada falan diye düşündüm. Ama bu ya çok kişisel bir şey. Şimdi bunu hiç takmamak da mümkün. Şimdi bazı insanda hiç takmaz ya yani. ne var kardeşim bilmiyorum alt üstü bir tane kargo yollayacağım der geçer. Ama ben bunu işte şey belki zaten bir şeylerin üstüne damlayan bir şey olmuş da olabilir. Bardağı taşıran son damla da olabilir. Ama daha çok şey yani orada böyle bir ne bileyim hiç Alman arkadaşım yoktu mesela ve Alman arkadaşlık kurabilmeye dair de bir ümidim yoktu. Çünkü Almanca bilmiyorum. Biriyle arkadaşlık kursam Onların hani belki birebir görüşebilirim ama ortamlarına falan hiçbir zaman giremeyeceğim. Hep zaten Türkler bir arada takılıyor falan. Hep böyle bir şey. Bir baloncukta yaşıyorsun. Hep bir kavanozun içindesin. Yani o toplumun içinde değilsin. Ama ben istiyorum ki ben toplumun bir parçası olayım. İşte haberleri takip edeyim. Toplumda ne oluyor bileyim. Bir yere gidince karşılıklı konuşabileyim insanlarla ya da o ülkenin insanlarıyla arkadaşlık yapabileyim falan. Bu, bu tip şeyler ben hoşuma gidiyordu. Çünkü bunlar Türkiye'de sahipsin sonuçta. Bu eksikliğini çok çektim bunun açıkçası. Aslında orada sen de ben de benzer bir şey yaşamışız. Yani ikimiz de iş üzerinden geldik Almanya'ya. Ama ikimiz de Almanca bilmeden geldik. Asıl sıkıntı orası galiba. Hani Almanya gelmek isteyen birisi için bunu söyleyebilirim. Yani Almanca bilmeden burada hayat çok zor. Hani tamam işini buluyorsun işte paranı da kazanıyorsun ama o senin dediğin gibi toplumun bir parçası olma meselesi hiçbir zaman olmuyor. Çünkü sosyal hayatta yoksun, arkadaşlık kuramıyorsun, buranın gündemini takip edemiyorsun. Sanki böyle Almanya vitrinden izlediğin bir dükkan gibi oluyor. Sen dışarıdasın, asla o dükkanın içine giremiyorsun. Hep böyle evet. vitrinden bakıyorsun. Vitrin güzel ama içeri bir türlü giremiyorsun. O yüzden dil meselesi gerçekten çok önemliymiş. Hani bunu senin bu yaşadıkların üzerine de görmüş olduk tekrar. Ya bu arada dil bilince de çözülüyor mu? Ondan çok emin değilim. Çünkü bir tane yine senin gibi bir YouTuber var Almanya'da takip ettiğim. O çok uzun yıllardır Almanya'da ve Almanca biliyor. Ve o hala Almanların onu aralarına almadığını söylüyor mesela. Bilmiyorum hani dil öğrenince de hallolmuyor olabilir açıkçası. Emin değilim ya yani. Benim şöyle deneyimlerim oldu. Ben hani gittiğim kafelerde, barlarda falan böyle biraz sosyal bir insanım. Hani dışa dönük bir insanım. Hep böyle Hı. işte ya ben laf atarım. Hatta arkadaşımla gittiğimde hep şunu diyor. Ya abi sende bir şey var. Hep sana laf atıyorlar. Dikkat ediyorsun <laughs> falan diyor. Ya ...ben de öyle bir, bir şey oluyor ama... ...çok çok az Almanca bilmeme rağmen... ...hani İngilizcem de öyle ana dil seviyesinde olmamasına rağmen... ...bir şekilde her gittiğim ortamda böyle... ...ufak sohbetler oluyor, arkadaşlık... ...hatta bazısıyla sosyal medyadan... ...devam ediyorsun, konuşmaya... ...sonradan buluşmaya devam ediyorsun, bazısının telefonunu... ...arıyorsun, işte başına bir şey gelirse... ...işte ev arayınca beni ara falan gibi... ...ya benim de başıma böyle pozitif şeyler... ...denk geldi açıkçası. O yüzden de... ...belki hani senin hissettiğin şeyi... ...henüz hissetmiyorum ama bak hala... Allah. ...4 yıl olmasına rağmen henüz diyorum çünkü bu hiç yaşamayacağım anlamına da gelmiyor. Ya o şey ya yani yaşasan bile sen sanki onu böyle alttan alıp onu hayat çok etki etmeyecek bir pozisyona sokabilirsin gibi hissettirdim bana. Doğru onu halledebilirim. Yani şunu derim yani o arızalı bir tip. O arızasıyla başlayıp evet. ondan uzaklaşabilirim. Aynen. Yani. O işte biraz evet ya karakter meselesi. Yani ben de mesela senin gibi dışa dönük e, sosyal bir insan olsam belki çok farklı bir şey anlatabilirdim. Ama hani içe dönük insanlara en azından sesleneyim. O, onların işi ekstra zor bence. <laughs> o zaman onlar kesinlikle yalnız gelmemeli. <laughs> Yani ya evlenip bir şekilde hani kız arkadaş erkek arkadaş öyle gelmeliler. En azından. Yani ama orada da şunu göz önünde bulundurmalılar. Şimdi geldin evli olarak. Sıfır sosyal hayatla evlilik çok iyi gitmeyebilir. Yani işte benim en azından kendi kişiler olarak tecrübe ettiğim şey. Ona da bak göz önünde bulundursunlar yani. Sürekli bir çiftin 7-24 sadece birbiriyle bir sosyallik kurması da sağlıklı bir ilişki yaratmıyor bence. Yani onu da bence göz önünde bulundurmalılar. Doğru söylüyorsun. Bazen ya. <laughs> Biz mesela şimdi o şeyi yaşıyoruz. Evimiz de küçük şimdi. Buradaki evler biliyorsun Türkiye'deki evler gibi. Evet. Ben bazen diyorum ki ya ben mutfakta takılayım sen işte salon. <laughs> bir de, de başka bir şey izleyelim falan. Ancak öyle ayrılabiliyorsun yani. Onun dışında gerçekten çok zor. Evet. Peki aslında Almanya'dan taşınmanla ilgili başka şeyler de söyledin. Bir de burada acaba şey mi oldu? İlk geldin şimdi dil bilmiyorsun. Karamsar Türklerin arasına mı düştün acaba? Çünkü Almanya'da dikkat ettiysen şu şekilde insanlar var. Yani Almanya'da yaşayıp yıllarca yaşayıp konu ne olursa olsun Almanya'dan memnuniyetsizliğini almaktan karamsarlığını dile getiren hani pozitif yanını hiç söylemeyen yani insanlar. Acaba onların çok mu şey yakınında kaldın? Ya inan tam tersi oldu yani çok garip. Benim orada tanıdığım insanlar gayet böyle Berlin'i seven, orada yaşamayı seven. Hatta arkadaşlarımdan birinin işte Alman kız arkadaşı vardı. Onunla gayet keyifleri yerindeydi falan. Aslında ben pozitif insanları daha çok gördüm açıkçası. Belki o yüzden kendi yabancı hissetmiş de olabilirim. Belki benim gibi memnuniyetsiz insanları görsem belki daha tamam yani yalnız değilim bu konuda falan gibi daha pozitif bir yerden hissedebilirdim. Ama herkes hayattan keyif alıp benim hayattan keyif almadığım bir pozisyon beni biraz daha sanki psikolojik olarak kötü hissettirmiş de olabilir. Emin değilim yani. Anladım. O da tabii şey insan kendini anlatamıyor çünkü hani mesela anlatmaya çalıştığında oğlum ne var ki ya işte gelmişsin ya sen de anmamız evet. falan. O da çok kötü bir yaklaşım oluyor aslında. Da. O insan canını sıkar. Peki İngiltere'de şu an memnun musun çünkü gittikten 3 ay sonra bir video çekmiştin yine uzun bir değerlendirme videosu oh. ama orada da şöyle bir şey var ben izlerken şunu dedim içimden ya sonuçta 3 ay olmuş aslında 3 ilk 3 ay ki Almanya'da da onu dedim Berlin'de de ilk 6 ay hmm. fena değildi bu 3 ay 6 ay güzel gelir şu an nasıl şu an ne hissediyorsun bir takım arızalar görmeye başladın mı yoksa memnun hmm. musun her şey yolunda mı? Valla şimdi 10. ayıma sanırım yaklaştım. Ve Londra'ya olan sevgim sabit hatta belki daha da artmış olabilir. Yani burada gerçekten kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çünkü burada her geçen gün toplumun biraz daha parçası olmaya başladığımı hissediyorum. İşte İngiliz arkadaşlarım falan var. Mesela evet. Almanya'da asla yapamayacağım bir şey. Onun dışında işte her akşam BBC diyorum. İngiltere'den olmuş bakıyorum. İngilizlerin attığı tweetleri okuyorum. Yazdıklarını okuyorum falan. Şey yani oyunun içindeyim. Yani o toplumun içindeyim. Onu biliyorum. İşte onun dışında burada Türkiye geldim deyince ya da Türk'üm deyince falan insanların gözünde hani böyle bir nasıl diyeyim Almanya'da Almanların Türklükle ilgili algıladığı şey burada daha farklı. Burada çok daha pozitif bir yerden bakıyorlar. Çünkü bu Londra'da falan özellikle yani Türk göçmenlere dair bir problem yok. Hani tabii ki İngiltere'de de göçmenlik problemi var ama Türkler onun o listenin ilk onunda bile değildir yani. Hani İngilizlerin kafayı taktığı milletler konusunda ilk onda bile yokuzdur. Türkiye deyince hep kafada böyle bir tatil merkezi gibi bir şey canlanıyor. Ya da saç ekim. Ya e, e, saç ekim, tatil merkezi öyle bir şey canlanıyor. Ve mesela benim şimdi ev sahibi İngiliz. Onunla evi anlaştık falan filan. Mesela beni şeye davet etti. Yemeğe davet etti. Hani ülkeye yeni gelmişsin gel bir oturalım konuşalım falan filan. Mesela ona yemeğe gittim. Muhabbet ettik, sohbet ettik. Türk Türkiye'yi sordular işte Türkiye zaten daha önce tatile gelmiş konuştuk falan. Hani pozitif yani mesela ben şeyi gerçekten hayal edemiyorum. Alman ev sahibimin beni yemeğe davet edip ya işte Türkiye ne güzel falan vardır elbet. Ama burada çok daha doğal akışta ve başına gelme ihtimali çok yüksek. Ya da ne bileyim ya zaten İngilizce konuştuğumuz için herhangi bir dil sıkıntısı da olmadığı için yani burada pub'a gidiyorum yine biriyle bir şey hakkında konuşabiliyorum. Ne bileyim kapıdaki güvenlik görevlileriyle falan bazen bir şeyler hakkında konuşabiliyorum. Mesela bu tip şeyler bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Yani o kapıdaki güvenlikle o, o gün selamlaşıp bir iki laf atabildiysem birbirimize bu bana çok iyi hissettiriyor. Ya da bir gerçekten İngiliz bir insan benimle arkadaşlık yapmaktan gocunmuyorsa, bunda herhangi bir anormallik görmüyorsa bu da bana çok iyi hissettiriyor. Çünkü şey gibi de değil hani ne bileyim tamam atıyorum Alman bir arkadaşın olabilir ama her zaman bir belki şey bakış açısı olur yani ne bileyim hani biz Almanız siz Türksünüz hani farklı iki cepheden insanlarız belki onun sınırını her zaman görürsün ama Londra zaten karman çorman bir şehir olduğu için zaten 50 milletten farklı insan olduğu için burada farklı milletten bir insan olmak zaten böyle negatif bir şey değil. Tamam o ok, sen de bir insansın. Okey İngilizce konuşuyorsan yeterli. Benim hep dışarıdan algıladığım şey bu. Hani vardır elbet ırkçılar. Zaten bu geçenlerde İngiltere'de olaylar falan da oldu görmüşsündür. Aynen kesinlikle. Ama zaten. Ya orada şöyle bir şey var. Bir kere hani Londra'da zaten böyle şeyler çok yok. İngiltere'nin kuzeyi biraz daha böyle fakir geri kalmış. Hani eğitim seviyesi de düşük yerler olduğu için oralarda daha çok olaylar yaşanıyor ama zaten onların kafayı taktığı milletler listesinde bizle alakalı bir durum yok zaten. Yani o ne bileyim Pakistanlara işte kafayı takmış, Hindistanlara işte Karayip'lerden kafayı takmış, Suriye'lere kafayı takmış, Afganlara kafayı takmış. Ona sorsan hangi milletlerden nefret ediyorsun diye Türkiye ilk ona girmez bile. Adamın şeyinde o ırkçılığın bir hedef tahtasında falan yokuz. Ama şöyle hani bir... bir durum var. Yani ne olursa olsun kafaya taktıkları bir millet var ve ırkçılık da var aslında. Tamam Türkler belki orada biraz avantajlı olabilir ama İngiltere'de de bir ırkçılık söz konusu. Zaten benim şöyle söylediğim bir şey var. Sınırlar olduğu sürece her ülke ırkçı olmak zorunda. Yani sonuçta Türkiye'de de ırkçılık var. İşte Almanya'da da var. Amerika'da her yerde var. Ama tabii İngiltere o açıdan bizim açımızdan özel bir duruma sahip. Yani evet Türklere yönelik böyle direkt doğrudan bir ırkçılık yok. Çünkü hani İngiltere tarihinde de aslında sen bir yerde şeyden bahsediyorsun o bayrak ve kapsayıcı aslında o bayrak kimileri içinde şunu ifade ediyor. Sömürge ve baskıyı ifade ediyor. Mesela İskoçlar biliyorsun bağımsızlık süreci, İrlandalıların bağımsızlık süreci. O bayrağın altına girmek istemiyoruz biz. Biz varız işte biz Galliyiz, ne bileyim İskoçuz, İrlandalıyız. Yani tarihsel bağlamda da birçok şey yaşanmış. Zaten hani Almanya'nın en kötü yanı bence şu. O konuda çok kötü bir nazi deneyimi var ve bütün dünyanın günah keçisi olmuşlar. Hani aslında bütün ülkelerde var böyle bir ayrımcılık meselesi. İşte Fransa da diyorum Afrikalılara daha çok. İşte İngiltere'de sen söyledi Hindistan ve Pakilere diyelim daha çok. Burada belki bize ve Suriyeliler. Ya her toplumun var bir ötekisi. Bir de şeyi söyleyeceğim. Sen konuşurken tabii araya da girmek istemedim ama şimdi uzattım. Mesela o Alman ev sahibi muhabbeti oldu. Ben sana şöyle bir örnek vereyim. Ben 6 ay bir integrasyon kursuna gitmiştim ve orada sadece 4 ay bize ders veren bir Alman hocamız vardı. Mesela ben o hocanın evine yemeğe gittim. Beni yemeğe davet etti. Daha sonra Hı. gittim video çektim falan. Hani ya aslında buralarda da Oluyor yani olmuyor değil ama senin şanssızlığın sen yaşamamışsın, sen görmemişsin. Bir de bölge bölge çok değişiyor. Hani az önce İngiltere için söyledim. Mesela kuzeyi çok fark ediyor diyorsun. Ya. Almanya bence doğusu biraz batıya göre fark ediyor. Buradaki ilişkiler evet. biraz daha sıcak. Buranın insanı biraz daha kaynaşık diyebilirim. Yok haklısın abi ya o... Bu arada hani izleyenlere söyleyeyim o insanın beni eve davet etmeme muhabbeti benle de alakalı olma ihtimali yüksek. Belki ben dışarı böyle bir pozitif enerji vermediğim için de oluyor olabilir. Şey demiyorum Almanlarla asla iyi ilişkiler ...geliştirilemez demiyorum ama... ...benim gibi insanlar için daha zor diyorum sadece. Evet, evet. Irkçılık açısından da şöyle yani... ...şu an dünyada gerçekten bu... ...göçmen muhabbetlerinden falan... ...ırkçılık olmayan ülke diye bir şey yok. Amerika'ya gitsen onların da kafayı taktığı... ...bayağı bir şey var. Hı -hı. İşte ben sadece o hangi yerde... ...ben bir Türk olarak daha kafam rahat eder... ...onun hani peşindeyim. Abi biz kendi perspektifimizden bakıyoruz yani. Aynen hani bir mesela Meksikalı... ...atıyorum Amerika'dan ziyade... ...belki Almanya'da da rahat edebilir falan. Hani öyle herkesin hedefi farklı. Sadece sadece şu hani İngiltere ırkçılığıyla Alman ırkçılığı arasında şöyle bir fark olabilir. Şimdi İngiliz ırkçılığı çok lümpen, çok böyle eğitimsiz cahil kitlelerin bir araya gelip sağa sola böyle yağmalayıp işte cam kırmasıyla falan olan, sonra sönen ve böyle politik olarak bir yere evrilmeyen, politik bir bilinci olmayan tarz bir ırkçılık. O yüzden hani uzun vadede çok tehlikeli olmayabilecek bir ırkçılık gibi geliyor. Yüzeysel kalıyor değil mi böyle? Yüzeysel hani? kalıyor. Hani politik olarak bir, bir sonuca varmayacak gibi gözüküyor. Ama şimdi Almanya'daki ırkçılık çok sistematik. Hani bilinçli insanlar var. Parti kurmuşlar, evet. Potsdam'a gidip gizli toplantılar falan yapıyorlar. Nasıl plan yapsak, neler projeler yapsak falan. Hani bu bana daha böyle bir şey geliyor, şeytani, evil geliyor. O yüzden beni daha çok korkutan bir tarafı var açıkçası. Burada hani Kesme Şeker'in şarkısı gibi dipten ve derinden ilerliyor ırkçılık. Bir de sistematik kurumsal ırkçılık diye bir şey de var hani Almanya'da. Özellikle devlet bürokrasisiyle falan karşılaştığında yüze geldiğinde bunu söylüyor insanlar. İşte dediğim gibi ben çok bunlarla da karşı karşıya kalmadım belki profilimden dolayı belki kağıt üzerinde mesleğim işte gazeteci yazıyor diye onun bir korkusu oluyor olabilir. Hani saygısı demiyorum ama ya şimdi bu adamla uğraşmayalım bu şimdi bizi reklam eder falan <laughs> muhabbeti de oluyordur. Yani bilmiyorum hani şimdi burada çok konuşup kendime nazar da değdirmek istemiyorum. Ama gerçekten çok farklı şeyler tecrübe etmişiz ama hani bu tecrübeleri anlatmak da önemli. Çünkü ne benim dediğim doğru aslında tek başına ne de <laughs> senin dediğin böyle bir şey var. Bunun ortalamasını almak lazım. Yani Bulunduğun bölge, kişilik, yaptığın iş, etrafındaki insanlar, komşuların, ev sahibin hepsi bir bütünü temsil ediyor aslında. Ve göç etmenin bir sürü düşünülecek tarafı olduğunu anlatıyor belki de insanlara. Kesinlikle katılıyorum abi ya yani hani burada izleyenlere de şunu tavsiye ediyorum hani siz nasıl bir insansınız yani mesela senin gibi dışa dönük daha pozitif böyle daha arkadaş canlısı bir insansı belki de çok kafaya takacak bir şey olmayabilir ama siz Mesela bana daha yakın hissediyorsanız kendinizi daha böyle içe kapanık, daha sosyal ilişkileri zayıf bir insan olarak görüyorsunuz kendinizi. Hani belki benden daha çok bir şeyleri dinleyebilirsiniz. Hani o her insan bakacak yani ben nasıl bir insanım. Böyle dediğim gibi hani bu çok pozitif, çok girişken insanların zaten dünyada bence rahat edemeyeceği bir yer yoktur herhalde. Yani onlar her yerde arkadaş falan yapar gibime geliyor. Doğru, o da doğru. Biz hatta bunu evin içinde yaşıyoruz. Mesela benim eşim biraz daha senin karakterine çok daha yakın birisi. Bak aynı evde yaşıyoruz, aynı şehirde, aynı şeyleri yaşamamıza rağmen onun algısı benden çok daha farklı. Peki Utku sana şey sormak istiyorum. Hem Almanya'da hem de İngiltere'de bulunmuş birisi olarak bu iki ülkedeki gurbetçi profili için ne dersin? Bana sanki biraz farklıymış gibi geliyor. Hem tarihsel süreci de var bunun. Çünkü Almanya'da 60'lardan beri Türkiye'nin köylerinden hani ilkokul mezunlarının ya da hani nitelikli mesleği olmayan insanların başlattığı bir akım varken bu İngiltere'de pek öyle olmamış. İngiltere biraz daha okumuş kitle gitmiş falan. Hani zaman içinde bu Almanya'daki gurbetçi profiliyle İngiltere'deki profili biraz farklılaştırmış. Sen onu gözlemledin mi? O konuda ne söylemek istersin? Abi burada açıkçası hani öyle Türk göçmen ...gurbetçileri falan çok gözlemleme şansım olmadı. Çünkü onların yaşadığı mahallelerde ben yaşamıyorum şu an. Ekspat anlamında yani böyle gerçekten çalışan mühendis anlamında kaliteli. Ama o zaten Almanya'daki Türk ekspatlar da bence kaliteli. Onun dışında hani böyle eskiden göç eden olarak çok gözlemim yok. Yani iki tane Kıbrıslı tanıdım. Zaten buradaki Türklerin aslında ciddi bir kısmı Kıbrıs'tan gelme. Şey yani onlar bana %100 entegre olmuş ve zaten İngilizce konusunda falan hiçbir problem yaşamayan insanlar gibi gördüm. Onun dışında benim mahallemde aslında bir terzi bir market var Türk. Onlar da böyle ana gibi İngilizce konuşan insanlar. Hatta çoğu zaman İngilizce konuşuyoruz onlarla. Böyle bir şey yani o Türk mahallesi var işte Kuzey Londra tarafında böyle ara sıra yemek yemeye falan gidiyorum oraya bazen. Hani böyle bir ne düşünüyorlar, ne yapıyorlar, nasıl karakterleri var falan. O kadar böyle su yüzüne çıkan gözlemlenebilecek bir şey sunmuyorlar açıkçası. Yani o toplumun içinde öyle bir grup var, küçük bir grup. Ama dışarıdan böyle bariz bir şekilde gözlemlenecek bir grup değil bence. Hani ben Hindistanlılar hakkında daha çok gözleme sahibim. Çünkü daha çok görüyorum onları falan. Demek ki oradaki mevzu şu hani biz aslında Almanya'da çok görünür ve en büyük kitle oluşturuyoruz ya hani İngiltere demek ki öyle bir durum yok. Peki şey hocam mesela bu Berlin'de <laughs> ya da Almanya'nın herhangi bir şehrinde bir Türk mahallesine bir Türk sokağına girdiğinde anlaşılır hani bir Türk bölgesi oldu. İngiltere'de de mi öyle mesela o gittiğin Türk sokağı ya da mahallesi öyle mi? Kesinlikle. Ya buradaki işte Haringey diye bir cadde var Kuzey Londra'da. Git Kreuzberg gibi bir şey her taraf Türkçe tabelalarla dolu. Öz Antepliler, Hikmet kuyumculuk falan filan böyle şeyler dolu. Yani a, a, evet ben gün mi geldim Londra'da mıyım diye anlamazsın muhtemelen. O kısım işte benim canımı sıkıyor. Hani çünkü Türkiye öyle değil aslında ama nedense bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Hani burada işte görüyorum mesela Meksikalıların lokantasında görüyorum Japonların lokantasında şey Çin Hindistan ne, ne dersen hani dışarıdan bakıldığı da design tasarım olarak bizim Türk lokantaları ya da Türk dükkanları kötü duruyor bilmiyorum yani bunun sebebini. Kötü duruyor ama Türkiye'de de kötü ki bence. <laughs> yani bir Mecidiye köye git Allah aşkına şey yani saçma sapan tab led tabelalar, saçma sapan sponsorlu şemsiyeler falan. Bak Berlin'de bir açılış görmüştük. Arkadaşımla yürüyorduk. Markalı şemsiyeler var. Hani Algida şemsiyeleri olur ya öyle markalı şemsiye. Dedim ki ya yani bunu bir Alman dükkanına koymuş olamaz. Kesinlikle bu Türk. Ve gittim baktım gerçekten Türkçe konuşuyorlar. Çünkü Türkiye'de de zaten böyle bir estetik bozukluğu var. Onu getiriyor. Berlin'de de yapıyor yani bence. Londra ve İngiltere'de bir futbol kültürü olduğunu da biliyoruz. Sen de ondan bahsetmiştin. Galiba futbolla ilgileniyorsun diye tahmin ediyorum. Severim yani öyle hani inanılmaz meraklı değilim ama böyle maça gitmedir falan filan severim öyle şeyleri. Peki Berlin'deyken Union Berlin'i hiç araştırdın mı? Onu sormak istiyorum. Union Berlin maçlarına gittim. Şampiyonlar Ligi'ne katıldıktan sonra gitmeye başladım. Ondan önce çok bilmiyordum açıkçası. Yani öyle çok gitmiyordum. Kulüp aslında çok özel bir kulüp. Yani sadece bir futbol kulübü değil. O açıdan sonra aslında Berlin'de hani şey demiştin futbol kültürü olarak da Londra çok iyi Hı. gibi bir şey söyledin. Berlin'de aslında dünyadaki en özel kulüplerden birisi var. Hani taraftarı tek tek e, tuğlasını koyup duvarını ördü o stadı inşa etti. Her türlü sosyal olaya duyarlı politik duruşları falan var. Hiç o günümüzdeki işte kapitalist o menajer ilişkilerine falan girmeyen bir kulüp olduğu için asa çok özel de bir şeyin içindeymişsin. Onu çok yaşamadın herhalde Union Berlin'i seviyorum işte maçlarına falan da gittim de abi yine dil problemi var. Ne söyledikleri maçları anlıyorum. ne oradaki bir Union Berlin'i ile muhabbet edebilirim. Ne internette kulüple ilgili yazdıklarını okuyabilirim. Yani hep dile varıyor iş yani. Doğru doğru. O hala benim de çok büyük problem. Aslında bakma hani ben şimdi Almanya'da yaşamaktan memnunum. Tamam şeyden şey. Yaşam olarak memnunum ama dil konusu sorma. O benim de büyük bir yaram ve tamam bir sene oldu olacak öğrenmeye başlayalım. Tabi kursta öğreniyorsun ama hayatta onu Mesela kurstaki öğrendiğini de çok pratik edemiyorsun. Çünkü kursta öğrendiğin daha donuk, da yaşayan bir dil değil aslında. Hani kimse oradaki gibi kurallı, düzgün cümle de kurmuyor. Tabii. Hayatta onu gösteremeyince o esnekliği, o kıvraklığı gösteremeyince kimse seninle sohbet etmek de istemiyor ki açıkçası o çok büyük bir etki. Bilmiyorum ne yapacağım ama bir gün Almanya'dan gidersem ben mesela şeyi özlerim ararım gibi geliyor. Almanya'daki süpermarketleri biraz arayabilirim. Hem ucuz hem de çeşitlik açısından. Mesela Londra o açıdan nasıl benzer mi burayla? Süpermarket olarak uygun bence. Yani tabii Almanya kadar uygun değildir ama buranın alım gücüne göre yine uygun bence. Ama restoran ve dışarıdan bir şey yeme olayı bence burada daha pahalı Berlin'e göre. Orada acaba farkı belirleyen ne? Daha kaliteli aşçılar ya da şeflerin olma ihtimalinden de bahsettin ama kaliteli restoranlar arasında bile bayağı bir fiyat farkı çıkıyor. Ya abi Londra çok turistik bir şehir bu arada. Şimdi Berlin'e kaç turist geliyor bilmiyorum ama hani Brandenburg Tor'a gittiğim bile zaman bile çok turist görmüyorsun açıkçası ama Londra kaynıyor turistlerle falan. O yüzden talep bu kadar çokken fiyatların da yükselmesi normal bence. Doğru söylüyorsun aslında. Mesela Londra ölçeğinde zaten Almanya'da bir şehir de yok aslında. Hani Berlin tam çok büyük ama kesinlikle bir Londra ölçeğinde değil. Zaten dünyada işte Londra ölçeğinde kaç şehir var dersen işte New York vardır, i̇şte Paris vardır. vardır, Tokyo vardır. Dediğin gibi Paris'i evet biliriz falan yani. Aslında Berlin bence onların altında kalıyor. Dediğin doğru. Peki şeye ne dersin? Almanya geleninde de aslında bunu söyleyebilirim. Berlin'de mesela Türk lokantaları ya da Almanya'daki Türk lokantaları <laughs> çok iyi değil yani lezzet açısından. Ve ben bunu bir türlü çözemedim neden olduğunu. Abi değil. Ben de ah be şu lokanta ne güzel. Türkiye'yi bana hatırlattı diyeceğim bir deneyim yaşamadım. Hatta niye böyle bilmiyorum. Çünkü bir kere bizim yaşadığımız Moabit semtinde bir tane Türk restoran açıldı. Böyle Antepliler falan filan diye. Neyse gittik oraya. Adana kebap yedim. Kötüydü işte. Kupkuru. Böyle köfte gibi bir şey. Tamam ulan diyorum ne biçim Adana kebap. Sonra adam geldi dedi garson ya da sahibim artık neyse. Dedi beğendiniz mi Adana'yı dedi. Antep'ten özel usta geldi. Bak biz şey çok kafa yorduk bu restorana. Dediğim ki abi tamam güzel olmuş dedim de. Hani artık unuttular mı Türkiye'deki yemeklerin nasıl olduğunu ya da Almanlara çok hitap etmek zorunda oldukları için o tarzları mı değişti bilmiyorum ama yok olmuyor yani yapamıyorlar bir şekilde. Yani bence de yapamıyorlar. Ben hatta burada uzun yıllardır yaşayan Türklerin götürdüğü ne kadar restoran varsa ya ben böyle yiyemedim. Yani ben dışarıda şöyle birisiyim. Ben Türkiye'de çok böyle lokantaya gidebilen birisi değildim. Hani sınıfsal olarak da böyle biraz aşağıda yaşadığımdan dolayı. O yüzden gittiğim yerde ben bitiririm. Beğenmesem de o tabağı bitiririm. <laughs> ya yemin ediyorum ilk kez ben Alman ya da yemek bıraktım yani. Yani o derece kötü. Neymiştin? Bıraktığım şeyler şöyle bir Adana'ydı mesela bir tanesi. Bir tanesi köfte, bir tanesi pide. Mesela poğaça hamuru düşün. O poğaça ha hamurunun tadını düşün. Mesela ondan pide yapmış. Abi ondan pide olmaz yani. <laughs> Evet. Çok enteresan evet. şeyler vardı burada. Mesela lahmacun konusunda korkunçlar falan. <laughs> yani böyle bir lahmacun yapıyor, hamur böyle falan. Hakikaten şey olmuyor yani. Niye bilmiyorum ben. De. Ben hayatımda yedim en kötü yemeği Hanover'de yedim. Ve güya mekan tatlı ses lahmacun. Hani İbrahim tatlı sesin falan, falan, falan var. Sadece ben değil bu arada... Gittiğimiz yani masadaki herkes böyle ya bu nasıl iş? Hani ne hamuru hamur ne üstün Üstündeki şey kesince et değildi bu arada. Ve o kadar azdı ki hani iç olarak falan. Yani inanılmaz bir kazık yedik yani. Bir de pahalı ha. O şey mesela kebapçı restoranlar pahalı öyle ucuz falan değil. İtalyan ile aynı parayı çekiyorlar. Bir tane Oranian Burger Strasse'de Berlin'de ünlü Türk restoranı var. Berlinliler bilir. Oraya ben böyle iş yerinden insanları götürmüştüm. Hani gelin Türk yemeği yedireyim size falan. Böyle bir tane kebap böyle 20 euro falan hani pahalı şey bir yerden açıyor ama orası da kötüydü abi her yer kötü şey hani böyle en pahalısına gitsen de ya kötü demeyeyim şimdi hani de bizim o Türkiye'deki ligde değil yani hani o açıdan kötü diyorum ama işte sonuçta onu kötü yapıyor bir şekilde. Tamam, Sürmek istemiyoruz. biz. <laughs> Maalesef. Evet. Hani alıcız da bitmediği için ben onu biraz şey yoruyorum abi. Almanya'da onu gözlemledim. İnsanlar domuz eti yemekten inanılmaz korkuyor, imtina ediyor. Dolayısıyla hep bu mekanlara gidiyor. Yani o mekan kötü yapsa da gidiyor. Çünkü mecbur dışarı çıkacak alternatifi yok. Evet. Galiba onlar da diyor ki lan biz kötü de yapsak adamıyor, iyi de yapsak ya o zaman niye uğraşalım ki? Gibi bir kafaya da girmiş olarak Çünkü böyle bir kötülük olamaz bu sarmal gibi yani. Neyi denesin, iyi çıkmıyor yani. <laughs> Ya doğru bir de mesela Londra'daki Türk restoranları biraz daha iyi. Çünkü buradaki şefler falan biraz işin gurmelik boyutuna dikkat ediyorlar. Biraz hani biz böyle gurme bir şey yapalım kaygıları var. Ama dediğin gibi Berlin'de abi daya geç. Hani şey öyle bir estetik kaygı, gurmelik kaygısı, o sanatsal bir kaygı taşımıyorlar gibi geliyor bana. Oradaki gurbetçi profilinden belki kaynaklı da olabilir bilmiyorum. Ben daha geçenlerde Berlin'deydim bu arada. Bir Bosta mekanına gittik. Orada da tam tersi mesela hayatımda yediğim en güzel hmm birini yedim. İşte en güzel pidelerden birisi vardı işte. Bir arkadaşımız börek yedi. O çok memnun kaldı falan. Yani gerçekten çok güzel. Hala tadı damağımda. Ve hani verdiğimiz para böyle şeydi mesela. 4 kişiye içecekler falan her şeydi. Mesela 34 euro gibi bir hesap verdik. Yani hem ucuz hem kaliteli. Başka milletler bunu yaparken bizim yapamam. <laughs> çok koyuyor gerçekten bana. Ya dediğin gibidir muhtemelen. Ne versek zaten yiyecek mentalitesi. Biraz böyle tekrar Almanya, İngiltere kıyasına gelelim. Oradaki bürokrasi nasıl işliyor? Yani bir göçmen için Almanya'daki kadar sıkıntılı mı? Şöyle söyleyeyim sıfır. Hı. Ben daha hayatımda fiziksel ne devlet dairesine gittim ne bir şeye. Aynı böyle e-devlet gibi tam ev devlet gibi olmasa da dijital sistemler var. Başvuruyorsun takalli oluyor. Sağlık mı kaydolacaksın? Kaydoluyorsun. Adres mi bildireceksin? Bildiriyorsun. Kart mı alacaksın? Alıyorsun. Her şey dijital. Hiçbir yere gitmene gerek yok. Acayip rahat ettim ben ya o konuda hakikaten hani burada da insan o e-devlet kolaylığını özlüyor ama şimdi e-devletle ilgili de şöyle bir şey var abi i̇şte iki gün önce okudum hani bakan şey diyor 85 milyon kişinin meclisi maalesef çalındı diyor. Şimdi o yüzden de tam tamam bürokrasi çekiyoruz da en azından verilerimiz korumada <laughs> falan diyorsun. Peki genel çerçevede mesela Türkiye'de bir yazılımcı seninle aynı işi yapan birisi için tavsiyen ne olur? İki şey istiyorum hem tavsiye mesela ülke olarak tavsiyen hangisi olur ki İngiltere olacağını herhalde söylersin. Bir de yurt dışında kendi işini icra etme adına ne gibi tavsiyen olabilir? Hani ne gibi farklılıklar var Türkiye'den? Ya bu arada Türkiye'den yurt dışına taşınacak bir insanı gözüm kapalı İngiltere diyemem. Çünkü şeyi bilmem lazım. Mesela çocuğu olan bir insan için İngiltere'yi önerebilir miyim? Ya bilmiyorum. Şimdi o konularda da Almanya çok ağır basıyor. Hmm. Şimdi sosyal devlet çok güçlü evet. Almanya'da. İşte işsiz kalırsan işsizlik maaşı var. Maaşının %60'ını veriyor. Bu harika bir şey. Mesela bunlar İngiltere'de yok. İşte ihbar süresi falan daha ucuz Almanya'da. İngiltere'de daha hızlı kovabiliyorlar seni. Çocuk yardımı İngiltere'de neredeyse yok gibi bir şey. Almanya'da çocuklara çok güzel yardım ediliyor falan. Şimdi böyle bir a gelecek bir yere götüş edilecekse o ciddi soru işareti ben ona hani çok karışmak istemem. İngiltere'deki sosyal devletin zayıf olduğunu insana bilsin yani. Diğer sosyal haklar da mesela Almanya'da çok geniş işte. Şimdi mesela oturduğum ev ben kiracıyım mesela ev sahibi beni hadi ince çıkaramaz yani. Çok güçlü bir neden sunması lazım ki ben kiramı ödediğim takdirde gerçekten çıkaramaz. E çalışma konusunda öyle hakların var. Hani iş veren seni hadi ince kovamıyor. Çok büyük bir şey yapman lazım. Yani ya hırsızlık yapman lazım ya da o iş yerinin gizli bilgilerini falan yaymak gibi. Evet. Ve dediğin gibi onu da ben yaşadım o süreci. İşsizlik maaşı burada geçinmene yetiyor. Hatta çocuğun varsa %67'sini veriyor. Yani neredeyse maaşın %70'i tamamına yakını eline geçiyor gibi bir şey. O açıdan çok rahat gerçekten Almanya. Evet kesinlikle. Burası biraz vahşi bir ülke. Yani Amerika kafası var biraz burada. Kovulabilirsin, parasız kalabilirsin. Bunlar hep seçenek. Tabii ki ona göre maaşlar daha yüksek. Ama risk faktörü de biraz daha yüksek. Öyle bir şey var. Terazi var yani. Onun için ikinci evet. sorun neydi abi? Onu evet. unuttum ya. Mesleki açıdan soralım. Hani mesela Türkiye'de kendi mesleğini yapan birisiyle yurt dışında kendi mesleğini yapma arasındaki farklar ne? Yani bunu Almanya'da da İngiltere'de de bahsedebilirsin. Ya bu Almanya'da İngiltere'de biraz daha dünyaya entegre ülkeler. Buradaki şirketler de daha dünyaya entegre. Daha yeni teknolojiler kullanıyorlar. İşte bu bulut teknolojilerini daha çok kullanıyorlar. Mesela Türkiye'de bulut teknolojileri çok kullanılmaz. Regülasyonlar gereği yasaktır falan çoğu yerde. Hani burada biraz daha dünya nasıl gelişiyor? Biraz daha Avrupa'yı şirket kültürü de daha farklı bir şey. Yani mesela Türkiye'de böyle mobbing falan çok olur patronlar böyle bir baba figürü falandır yöneticiler baba figürü gibidir mobbing yapar sağa sola ama Almanya'da biri sana mobbing yapsa bir kurumsal bir şirkette bir HR şikayetine bakar adamı silerler. O tip konularda falan çok başarılı. İngiltere'de de aşağı yukarı kültür böyle. Ya sonuçta burada büyük şirketler var, büyük startup'lar var. Bunlar yeni bir şeyler icat ediyor, yeni bir şeyler yapıyor. Londra'da da özellikle dünyanın en büyük şirketleri hani irili ufaklı hep burada bir rekabet var. Oradan çıkıp oraya gidebilirsin. Dünyada insanlar nelerle uğraşıyor, neler yapıyor falan. Hani bana mesleki anlamda Türkiye'de kazanamayacağım çoğu şeyi burada kazanmış olabilirim. Çünkü Türkiye'de ya bu IT sektöründe zaten belli başlı firmalar var. E-ticaret firmaları var, bankalar var. Onun dışında geri kalan çok bir şey yok açıkçası. Ama burada daha farklı şeyleri tecrübe edebiliyorsun. Daha farklı alanları, daha globale endeksli şirketlerin nasıl çalıştığını falan. Daha iyi bir tecrübe sağlıyor diye düşünüyorum hani düşüncelerimi tam toplayamamış gibi oldum ama Türkiye'den daha farklı bir çalışma ve daha güzel, daha pozitif anlamda söylüyorum bunu. O Türkiye'deki şirketlerin o iş yapış şekliyle buradaki iş yapış şekilleri daha farklı yani onu söyleyebilirim en azından. Bunlar önemli farklar bir de şey çok güzel hani işe başladığın gün bütün haklarının da başlıyor olması. Yani işe başladığın gün yıllık iznin falan tanımlı. Bence bu Türkiye'de hiç olmayan ve yaşayamadığımız bir şey ya çok büyük bir lüks gibi geliyor bana. Tabii ya yani sadece yıllık izni düşünürsen bile Avrupa müthiş bir olanak sağlıyor. Evet, kesinlikle katılıyorum yani. Yani şey gibi oluyor mu hani biz ikimiz de böyle dışarıda yaşıyoruz, göçmeniz. İşte Türkiye'ye bakıyoruz. İnsanların böyle çok temel dertleri falan var. Biraz da bu üzüyor değil mi böyle uzaktan bakmak, müdahale edememek, burada daha iyisini görmek falan. Abi kesinlikle üzüyor ya. Çünkü şeyi görüyorsun ya mümkün ya. Yani daha güzel bir ülke mümkün, daha güzel bir dünya mümkün. İnsanların kanlı bıçaklı olmadan da yaşayabildiğini görüyorsun, daha huzurlu yaşayabildiğini görüyorsun ulan. Bunlar o kadar da zor şeyler değil ya hissi geliyor ve Türkiye'de bu kadar aslında basit şeylere bile yapamıyor oluşumuz, insanların bundan dolayı acı çekiyor olması üzüyor. Sonuçta seviyorum ülkemi. Yani arkadaşlarım orada, ailem orada, ne bileyim isterim. Daha güzel olsun isterim kesinlikle. Ve bunu yapmak da hakikaten atla deve değil. Yani burada da görüyorsun hani çok basit bir şekilde uygulanabiliyor aslında. Kesinlikle. Yani istenince yapılacak şeyler. Evet, İstenmiyor evet. sadece. En çok güzel de o hani bu kadar basit şeylerin bile bu kadar zorlaştırılması diyelim. Eğer söyleyeceğin akla kalan bir şey yoksa ben bugünlük sohbeti burada bitirelim diyorum. Hatta ilerisi için de bir açık kapı bırakayım. Ne zaman Hı -hı. istersen akla bir şey gelirse, istersenin kanalında ister yine burada buluşabiliriz. Ben davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Yani inşallah izleyenlere faydalı olmuştur. Sadece izleyenleri şey demek istiyorum. Hani yayının başında dediğim gibi bunlar benim tecrübem şey diyebilirsiniz. Ne bileyim sen işte yabani bir insan olduğun için seni davet etmiyor diye olabilirsiniz. Ve muhtemelen haklısınız da. Ama buyum yani. Ben buyum. Bana benzeyen insanlar beni dinlesin. Benle alakası olan insanlar çok dikkate almayabilir beni. Sadece bir perspektif sunmaya çalışıyorum. Yaptığım şey bu yani. Ve aslında şöyle yani senin gibi olmayan insanlara da yeni perspektif sunuyorsun. Yine insanlardan çıkaracağını çıkartabilir. Bence o kadar. Dert etme bu <laughs> senin güzel faydalı şeyler. Hiç öyle düşün. Tamam, teşekkür ederim abi. Eyvallah çok sağ ol. Umarım yine görüşürüz. Yine sohbet etme imkanı buluruz. Kendine iyi bak. İngiltere'de başarılar, mutluluklar diliyorum sana. Teşekkürler.